benim komşulardım. Teknik bir arızadan dolayı biraz çıkmak zorunda kaldım. Efendim. Sanki biraz böyle kaysak iyi olacak. Efendim. Merhaba. Cazıma söyleyeyim. Vorkles'ı biliyorsunuz değil mi? İlayda. Bilmiyorsanız İlayda. Şuraya tıklayın bilin. Bunu zaten bilmeseniz de olur. Ne? Şimdi. Evet. İlk defa üçümüz bir araya geldik. Aman Allah'ım. Bugün acayip bir gün. Çünkü topik. Evet. Biz bugün İlayda'yla topikten çıktık. Topik de bizden çıktı. Hayır çıkmadı. Girdi diyorsun. Anladım. Şu an bütün Korece kelimelerinin olduğu kağıtları falan böyle havalara fırlattım. Bir yerlere sakladım. Topik kitaplarını attım falan. Kaya sinirim bozuldu. Çok kötü geçti ikimizin de. Anladığımız kadarıyla herkesin öyle geçti girenlerin. Ondan sonra depresyona girdim. Böyle otobüste ağladım falan. Ondan sonra karaoke'ye gittik. Orada bir dağıttım. Sonra geçti. Bu yani. Muhtemelen yarın yine depresyona gireceğim. Evet o kadar. Bitti video falan. şimdi dedik ki merak edenleriniz olabilir. Soranlarınız da oluyor dedi. Ondan sonra ben Kore'den dönümde bavul açtığımız videoda da çok beğenilmiş de madem öyle koleksiyonlarımıza eklediğimiz yeni albümlerimizde sizlere gösterelim istedik. Gizem, yakın geçmişte ne yaptın? Nereden ne aldın? Ben kendime kazık atmak, kazık yemekten hoşlanıyorum. Yani benim öyle bir durumum var. Yesasayı bilirsiniz hepiniz eminim. Ondan sonra ben internetten tırsıyordum. Yani internetten alışveriş yapmaktan tırsıyordum. Sonra Yesasayı konusunda beni ikna eden çok seksi albümler olduğuna karar verdim. Ondan sonra 3 tane albüm aldım. Yani 3 tane albümden bir tanesi teyzem sağ olsun Malezya'dan getirdi. Teyangıl albümüne. İki tanesini de ben aldım ama aldın nasıl aldın? Valla 10 ay taksitle falan. Yani. Ev aldın ama. Şirketi üzerine yaptık Gizem'in. Evet. Benim de Kore'den arkadaşım bunu sonra göstereyim. Kore'den arkadaşım tam o dönemlere denk geliyordu. GOT7 debutunu yaptığında ve ikinci mini albümünü yok ikinci şey. İkinciyi çıkardıklarında. İkincisi çıkardı. Tam hep o sırada Türkiye'ye dönüyor durumda olurken bana GOT7'nin albümlerini hediye olarak getirmişti. Daha sonra da bir arkadaşım vasıtasıyla iki albüm daha elime geçti. Bir tanesi yakında sizin olacak ya da olmuş bile olabilir. Şu an bu videoyu ne zaman koyacağımı göre değişebilir. Ki XOM Overdose zaten. Bir de Shiny'nin Everybody'si gelmişti. Onlara da size göstereceğim. Evet. Benim de yok albümüm. Ben çok İlayda'da bizim albümlerimizi seviyor. Evet, Anyang'ın çünkü DNA olarak. Ama İlayda yakında Kore'ye gidecek, orada albümü şeyine koyacak. İlayda sadece yalnız bu durumda kendine çalışmayacak, bize de çalışacak yani. Böyle bir düşünce. Yoksa ağzın burnun yani dağıtabilir. İlayda zannediyor ki dolu bir bavulla gidebilecek halbuki. Hayır! Yok, yok boş! Yok. Kendisi müzik storelerde yatacak ve bize tek amacı seni getirmek olacak. Başka bir amacı yok. Şimdi benim önerim eskiden yeniye doğruya gitmemiz. Tamam. Heyecanı arttıralım diye. Buyurun. En eskisi... Everybody. Herhalde tahminen bunların arasında en eskisi Shiny'nin Everybody albümü oluyor. Arkadaşlar ki buradan da şöyle bir şey söylemiş olayım. Hani XOM Overdose içinizden birinin olduğu ya da olacak ya muhtemelen olmuştur bile. zaman karmaşası yazıyor. Olacak bu da olmuştur, olabilirdir yani olmayabilirdir. İşte bütün mesele bu olmak. Hep böyle lafımı kesiyorlar ya. Atacağım bunları. Atacağım bunları yalnız farkındasınız. Tehdit tek kişilikte iki kişilik çıktı. Evet ya bir tek Gizem'e atıyordum şimdi burada çıktı başına. Bir de omuz momuz atıyor. Beğenemedim. Ulu. Kafayı yedim. Neyse cümleme devam ediyorum. Overdose oldu ya birinizin. Yakında bu da birinizin olabilir. Bundan benim elimde bir açılmamış var. Oo çok heyecanlı. Ona göre yani. Ama ay ben buna öldüm bittim derseniz yani ona da şey yaparsınız açtığım zaman. Göstereyim. Kendisini. Şu şekil. Şu İlayda'nın kafasını kapatacak şekilde yapayım ki.
salyalarımda, arkan salyalarımda gözükmesin. Everybody, everybody, evet, müzik koyamıyoruz telif hakkında konuyu, o yüzden böyle bir yöntem bulduk. Bakınız. Oh yeah. Kim o? Biz gelmiyoruz. Biz ki, ağzımızın suyu ki, alalım. Bebeğim ki. Oh yeah, Mino. Yeah. Bakayım. Çok güzel. Oh, oh yeah. Dile gösterirsen. Oh yeah. Dil. Sadece dil var. Bu çocuğun yarısı nerede? Buranın yarısı ne yaptı? Bu çocuğun yarısı nerede? Oh, güzel fotoğraf ama. Oh yeah, oh yeah. Ay ay ay. Ki ve temin. Temin. Bir dakika şunları şey yapayım, sonra göstereyim. Evet. Arkadaşlar. Bu insanlar gerçekten yaşıyor, dünyada varlar. Anca böyle görüyoruz işte. Ya da YouTube diye bir şey var. Ona bakıyor. Ay, bizim 24 saatimizi geçirdiğimizi. Orada var işte bunlardan hep. Kanlı canlı demek isterdim ama. Gönül ister ki bir... Böyle çok bela arıyor insan, onu söyleyeyim de. He, ona bir çözüm bulalım. Ya benim zaten belim ağrıyordu, ondan da ötü. Ay, Mina da seksi olsaymış. Oh yeah. Bak, bak Mina, buradan bak. Oo, bu da ki. Bu da ki. Bu da ki. Ne çok sayfa varmış ya. Çevir çevir bitmiyor. Ama kadar special edition kıvamında. Çevir çevir bitmiyor arkadaşım. Bu nedir? Bu nasıl? Ama şu an uyudular falan artık. Böyle uyuyor. Ve bir de böyle bir şey çıkıyor. Bir şey yok içinde. Bir de böyle bir şey çıkıyor. Ki çıktı bana şansıma. Bir de böyle bir şey. Uyye, 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 uyye. İlayda'yı kapatayım ha. İnattı seni. Gıcık oldum, omuz attı bana. Bak hala vuruyor. Everybody böyleydi efendim. Eğer isterseniz ayakçıngı.tr'ye başvurabilirsiniz. Ben gerekli gördüğüm zaman da. Öyle durup dururken başvurmayın. Ben başvuruyorum yani öyle. Ondan sonra... Overdose mu yoksa... GOT7. Şimdi bu nasıl açılıyor diye ben bir ara... Bir savaştığında. Savaştığında ben yanındaydım. Falan böyle falan. Bunu koymuşlar buraya. Bunu tutunca açılıyor. Böyle. Kolay adam pratik cevap, para vermiş. Plastik ama olsun. Plastik ama. Böyle bir şey çıkıyor. O cini hiçbirimiz sallamıyoruz yani. Böyle bir kart çıkıyor. Bakınız mark olur kendisi canım. Kadar yakıştık. Ay, yaman bak. Siz böyle mi yakıştınız? Hayır, mark gösterdim de ben. Bence siz öyle yakıştınız, biz böyle yakıştık şu an. Ama sanki bir videoda gösterdim. Ben de galiba gösterdim. Neyse, bir daha göstermekten zarar çıkmaz. Şöyle. Oo, yiyeceksin bebeğim. Oo, bakayım. Ay Ceboncuğum. Ceboncuğum. Ama bu ilk albümleri zaten. Yep. Şey, GOT7'nin şimdiki albümlerinin zaten hani... Oh yeah. Son albümlerini alamadım. Fotobookları yani. Ay hele o USP'li çıktı ya, ondan çok istiyorum. Psikopata bağlayacak şekilde. USP'liden çok evet, istiyorum. Evet, çok şeker hakikaten ama o USP. Ama hangisini alacaksın ki yani? Hepsini istiyor. Hepsini alamazsın. Sonra overdose mu diyorsun? Overdose evet. Hı-hı. XOM. Bunun düzü nere? Bilmiyorum. Böyle düzü. Çok fark etti. Bu da video kameranın ekranı. Gördün? Mirror effect şeklinde. Falan. Bunun çubuğu yok. Bunu sallıyor. Dökülüyor. Dökülüyor. Böyle. Şöyle çıkıyor içinden. Şöyle. Ya sen de Tina Davidson gibisin yani. Oha falan diye. Ama zarar vermiyorum. O zarar veriyor. Böyle yine şeyden çıktı içinde. Jenny. Albümden ses çıkıyor kaydıkça. Onu fark ettim.
Bu arkadaş maalesef artık aramızda değil. Ha. Şümin. Şümin. Bu arkadaş da yok. Bu arkadaş da gidiyor. Ay kurban ol. Bu arada karnım guruldadı biraz. Senin kendi efektini kendi bedeniyle çıkar. Ama yani. Neden? Şuna bakıp ağzının suyunun akmamasıyla mütevellit. İçi akıyor yani. Mütevellit. Karına çıkması normal bir şey diye düşünüyorum. Peki bu adam, bu Lei'yi ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Lei'yi ne yapacağız? Ya ne bilir, doğru. Aç olan şey benim. Onda bir anlaşalım. Ya ne bilir, saklanabilir, naftalinlenebilir. Evet. Ne bileyim, peluş oyuncak olarak yatağa koyulabilir. Yani böyle şeyler. Farklı. Yani. Farklı amaçlarla kullanılabilir yani. Ay tipini yediğimin insanına bakar mısın? Ama Exo'nun fotoğrafları hakikaten çok farecik. Çıkıyor genelde yani. Farecik. Şunun tam bir farecik. Bu antrikot. Onu yiyelim. Şimdi farecik. Antrikot ayrı. O olaya girmeyelim. Bakın aramızda olmayan arkadaşın şeysi çıktı. Chris. Tandın. Bildin. Abi bu Lei'yi ne yapacağız ya? Peki Chanyeol'un fotoğrafı niye yok? Baya. Çünkü Exo yani. Bir tanesi Erim çıkmasından mütevelli. Çünkü evet. Biz ikimiz de İlayda'yla şöyle bir neden yok acaba? Neden yok acaba? Em çünkü yani falan diye. Neyse yakında nasıl olsa bir arada olacaklar gibi bir his var içimde. Diyorsun. Evet. Böylece ekonomik anlamda hepimiz kalkınacağız. Bence de. Exo K, Exo Ev almaktansa tek bir tane alma bence de. Burada da şarkı sözleri. Şarkı sözleri. Senem en çok şarkı sözlerine alakadar oluyor. Çince okuyor, oldukları için özellikle. Çinceleri. Çinceleri. Özellikle Çinceleri çok okur yani. Burada Got Seven Got Love albümümüz. Çok şekerdir kendisi. Özellikle tasarım açısından 2PM'in İlk albümü olan Şipçom Mancamın Şipçom albümünü bana anımsattığından mütevellit ayrı bir aşk yaşıyorum kendisine. Ama onlarınki böylemesine değil, böylemesine açılıyordu. Ayrı. Cennet Mahallesi'ndeki pembe yanında Doğru. Antik hayat dönemlerinden bahsediyor. Antik çağ düşün yani şey. Siz bırakın. Siz onları dinlerken bunlara bakın. Otomatikman onları dinlememiş olacaksınız. Anladın? Bildin. Bak pembiş pembiş çok tatlı değil ben yerim. Yavrularım yerim. Ay kurban olduğumun insanların. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak ablası. Junior. Junior şurada. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya bir zoom. Ama zoom'u elle yapıyorum ona dikkat edin. Rezil şeklinde. Ay biri düştü. Hem de nereye? Şurada Junior'ın dudağının ısırışına hepimiz bir saygı duyalım. Ama şey CC Project nedeniyle zaten böyle bir duygusal bağ hissediyorum ben. Yani Junior'la. Tabii ki. CB arasında. O yüzden böyle şey modundayım. Katsev'ini seviyorum ama daha çok seviyorum yani. CC Project candır. Evet bence de. Gerçi Dream Eye'ı hatırlayınca biraz böyle şey olmaya değilim, bir tuhaf olmaya değilim. Ay çok tatlılardı orada da ablası. Hakikaten ablası. Yanlış. Ablası tap tap tap. Ciddi. Ay. Yani teyzesi. Burada da Cebom adlı. Tatlı kaldı falan. Cebom adlı kardeşimizin. Kardeşimiz. Buradaki kardeşimizin seks apalitesine kıymasını diye de saygı duyuyoruz. Eniştem kendisi. GOT7'un tüm enişten canım, adam o. Kız kaçıncı eniştende bu enişe yapamadı. GOT7'un hepsi canım, hepsi. O yüzden bütün olarak düşünebilirsin. Annem korktu hiç senin yani. Bak, tatlılıklara bak. Bak, gördün bak, hepsini kapattım. Ben kendimi göstereyim. Ha. Bak, gördün. Of, efsane. Burada benimle garip garip şeyler yapan insan da tabii ki can kardeşimiz. Favorim demek istiyorum ama GOT7'nin arasında seçim yapamıyorum ama son zamanlarda ağzımın suyunu ziyadesiyle akıttım. Cebom adlı kardeşimiz. Bakınız. Benim albümlerim bitti. Gizeminkiler daha güzel. Benimki sıkıcı kısımdı. Gizem'i kıskanıyorum. Evet ne varmış ama olsun. Benim de 2PM'lerim var. Canım kim sana o hediye ediyor?
Bak bak genişletti onu. Şimdi bunu sokunca düşecek arasında. Koy. Bak düşmeyecek. Düştü. Düştü. Sallıyor ya. Sen kimi sallıyor? Sen kimi sallıyor? Senin ya. İlayda fazla açıldı. Sallıyormuş. Şimdi ve... Allah, ay gene gidem ben de. Ay. Senem'le sürekli olarak şey muhabbetindeyiz. Ya bir ay. Sürü DVD biriktiriyoruz, bir sürü işte şey yapıyoruz ama hani K-pop hastasıyız ama bir türlü albümlere para harcamıyoruz biz. Evet. Buradan kontrol edebiliyoruz mu kamerayı? Tabii, evet. Oo çok güzel oldu. Çerçeve yapıyorum gördüm. Instagram yaptım bak. Bak Instagram dur. Bak gördün mü? Sepya istiyorum ben. Sepya. Sepya. Şuraya bir defter kabı. Ne olacak? Stretch film çekelim. Stretch film. Hayır bak Polaroid'in siyahlısı. Bak gördün mü? Bak. Tamam. Evet. Sonra ne olacak? Biz hep konuşuyoruz işte. Senem de Kore'ye gittiğinde sağ olsun. Tupim'in yaklaşık bir %90'ını aldı albümlerini. Benden uzun. İlayda... Bir dakika bunu ölçmem lazım. İlayda... Ben de... Bir ayağa kalkar mısın? Geri git, geri git, geri git. İlayda yok. Değil kısa. Tamam işte. Ama evet, İlayda'nın göğsüne geliyor arkadaşlar serpistik. İlayda bu kadar işte. Bak gördün bu kadar. Şu. Ya serp istek alın İlayda o kadar şu işte. Şu var ya şu bak şu İlayda gördün. Merak ediyor musunuz İlayda serp istek alın o kadar İlayda. Evet. Neyse. 2PM bir şey yapmış. Yani 2PM tabağım neresi albümlerinin aldı. Tamamını değil kız arada alamadıklarım var öyle deme. He arada alamadıkları var. Neyse hep bunu konuşuyorduk. Ulan biz niye hani albüm almıyoruz hani. Neden müsriflik yapıp bin tane şeye para harcıyoruz da K-pop hayranı olarak bu kadar niye? Çünkü K-pop albümüne para harcamak müsriflik değil. O yüzden çok önemli. İhtiyaç mı? İhtiyaç. Neyse. Akıl sağlığını korumak için. Ben de internetten alışveriş yapmaya hiç alışkın değildim. O yüzden de yaklaşık bir herhalde 2 ay 3 ay boyunca iki ay 3 ay boyunca albüm fiyatı araştırdım ve sonuçta Yes Asya'da karar kıldım. Bunlar ezik takmışlar torun mal. Bunlar ezik. Güzel sen niye bizi dinliyorsun? Neyse. Neyse sonuçta Yes Asya'dan iki albüm aldım. Biri Shinwa'nın. Kırdı. Neresi kırıldı lan bunu? Ama çok küçük bir şey olmaz. Ha Yes Asya'dan albüm aldım kanka sonra. Neyini kırdın Allah aşkına? Fark edilmiyor fark. Bak neresi şu kapak mı vardı burada? Ha koydum yerine. Koydum valla koydum. Allah'ı koydum. Yeni gibi oldu. Tebrik ediyorum gerçekten. Basmadım biz çalışıyor yani. Evet Yes Asya'dan Yes Asya'dan iki albüm aldım. Biri Shinwa'nın son albümü V. Special Edition. Manyak. V değil lan o 11 değil mi? Evet. Hayır, 12. Ha, W-E. Evet. Doğru. Ondan sonra? Doğru. Tamam, doğru. Altı. Ben sonra... de insanım, ben de altı yapabilirim. Zaten topikten de kaldım. İkincisi Block B'nin Her albümünün Special Edition'ı aldı. Her. Aa! Her. Aa! Evet, bir tanesi de sağ olsun ben kuzenim Malezya'da yaşamaya başladı. O yüzden teyzeme önceden tembih etmiştim teyze albüm falan için. Instagram'ımı takip ediyorsanız Instagram'dan Welcome to Heaven şeklinde bir fotoğraf paylaştım. Teyzem sağ olsun Big Bang'in GD tişörtü. Gizem'in Instagram'ını bilmeyenler için Instagram adresini söyler misiniz? Artemis alttan çizgi MSGS o. Bildim. İnşallah. Tamam. İnşallah kısmet. Neyse ondan sonra Senem'in takip ettiklerinin arasına gelirsiniz beni görürsünüz zaten. Ama 900 kişi de mi var bilir misiniz? Bilmiyorum. Bu kızın da var. İstiyor mu takip etsinler? Etsinler. Ama benim adım çok garip. İlay Lilay'da. İlay Lilay'da. Lilay Lilay. Diday diday day. Oo. İlay Lilay day. Efendim sonuç olarak teyzem sağ olsun bana seni de konuşturmadık ki sürekli aynı cümleyi baştan sona duruyor. Bana Taeyang'ın Rise albümünü almış. Sen niye şimdi hepsini göstermeyeyim değil mi? O zaman Taeyang'dan
Başlayalım bence. Kıskandığım için manipüle etmeye çalışıyorum şu an. Taeyang. Kendisi. Ben neredeyim? Buradayım. Evet. Şimdi Taeyang. Bu normal edition'ı. Şu. Bu normal edition. Normal edition'ı. Diğeri biraz daha büyük bildiğim kadarıyla. Evet. Böyle can can. Böyle ayrılıyor. Can gördüğünüz can gibi. Ondan sonra. Şöyle önüne. Ya, oynuyor. Hologramlı yapmışlar onu. Hani böyle. Niye yana yaptı? Dönder yana bir de yana böyle dönder böyle. Bir de bak bak. Öbür yana dönder. Öbür yana. Öbür yana. Yavaş dönder. Çocuğun başı dönder. Bak böyle. Böyle. Ondan sonra içinde CD'si oluyor. CD. Normal olarak. Normal olarak. CD. Albüm sonuçta. Aslında CD. En son aradığım şey albüm. Arkası. Bak dönüyor. Ondan sonra. Dönüyor. Şimdi en önemli kısma geçelim bence. Janjanlı. Janjanlı gördüğünüz. Bu da için Expo gibi fotokart falan çıkmadı. Çok bir kaya kırıklığını uğradım. Ama oynayan Taeyang çıkmış. Daha ne çıksın? Bu çok önemli bir şey değil. YG Entertainment Audition. Ben niye Audition'a davet ediyorsunuz diye. Yani gerek yok diye. Neyse sticker çıkıyor. Ben bunu henüz bir yere yapıştırmaya kıyamadım. Yarın bir gün olmayabilir. Senem bunları yürütebilir. Aynı GD benim dosyamı yürüttüğü gibi ama olsun. Dosyayı yürütmedim, senden rica ettim. Sen de kankam olarak kırmayıp verdim. Rica ederim, ne demek? Acaba o dosya nerede? Şu an çok güzel, ben aldım mı onu senden? Aldım. Nerede o? Bilmiyorum. Şunda. Neydi? Şu sağ taraftaki komodinin iç çekmecesinde. Oo. Sağ taraftaki komodinin iç çekmecesinde. Orada çorap falan var. Ben öyle orada diye hatırlıyorum. Ay canım, orada çorap var. En üst, don en var üst. Orada, don var, orada sütyen var. Ya orada yok, GD niye sütyenlerin arasında koyuyor? Aslında iyi fikirmiş ama. Yok oğlum. O zaman soldakini de alabilir. Hayır, orada bandanalarında çorap var. Kilo çorap. Hayır, değil. Bence o burada, şurada bir. Tamam, neyse. Neyse. Hakikaten nerede o adam? Ne bileyim ben. Şuradaki dosyaların arasında o, pandanın yanında bak, panda bayılmış ya üstüne. Orada bir yerde o. Evet. Neyse. Şöyle lanet okuyor. Dosyamı aldı bir de bulamıyor. Şöyle göstereyim. Taeyang oluyor kendisi. Güzel sırtı, seksi sırtı. Even his back. Biliyorsunuz değil mi o efsaneyi? Bir tane fan Taeyang'ın sırtının fotoğrafını paylaştı. Bu bile olabilir. Yok bu değil ama böyle yine bu albümden bir fotoğraf sırtını. İşte arkadaşına yolluyor kız. Şey yazıyor yorumada. Even his back yazıyor yani. Yani sırtı bile. AQ diye tamamlayabiliriz onu. Sonra Taeyang onu yorum yapıyor. Yes, even my best. İlayda. İlayda şu anda kameranın arkasında bir bende. Even my back diye yorum yapıyor. Evet, sırtım bile. Bir diyorum. Başka fotoğraf göstereyim. İlayda Ayuk Çingu TR'de roket değil o. Ne o? Rosette. Rosette roket. Rosette roket tak. Göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Kol falan. Kolu var evet. Kolu var gördüm. Şu çok güzel. Ay. Hakikaten bu favori fotoğraf. Berberine saygılarımı iletiyorum. Çok itina. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Onun dışında. Ya even his back işte ya. Even his... Ya burada ben nedense GD'ye benzetiyorum. Şu burun şu evet benziyor. Evet. Yani GD'ye benziyor. Çok benziyor, benziyor burada. Evet. Andırıyor. Ondan sonra. Burada alışverişe çıktım. Bir Mart'a uğrayıp ramyon alıp geleceğim. Fotoğrafı var. Mark deyince Gatsby'nin geldi altına. Bir turtleneck ancak bu kadar yakışır bir insana. Turtleneck derken boğazda kazak demeye çalışıyor burada Burcu Vakarı. O zaman alta yazacaklar şimdi. Kitty mi biliyorsunuz? Biliyoruz. Bir de buyurun. Görebilselerdi yarısını göstermem. Gösterdim. Ah. Ah! Evet. Bu arada bacaklarının yani çok kısalığından adamın çok kısa olduğunu algılamak. Boyu değil kanka. Diyorsun. İşte böyle mi? Bu ne? Yani şimdi bana şunu biri açıklayabilir misin? Hangi bu? Şunu. Onun dışında. Ay tipini ya. Şu fotoğraf. Gerçekten. Yani benden olan fotoğraf. Bu Senem'in çeşitli yorumlar yaptı ve anlamlandıramadı fotoğraflardan onu. ama bir dakika. Fotoğraf hakkında ilginç teorilerim var arkadaşlar. Şimdi bir yandan kaçmaya çalışıyor şeyden tırmanıp. Bir yandan
ayıp bir şey yapıyor. Türklerin bir rakamla ifade ettiği ayıplı şey. Bir yandan da Süpermen ama pelerini de beline bağlamış. Bir yandan da poz veriyor tabii. Dört işlevli. Bu arada kaslarını tane tane sayabiliyoruz arkadaşım burada. Bakayım. Vallahi sayabiliyoruz. Sen uyurken kuzu saymak yerine. Teyangın kaslarını sayarak. Bazen yetmiyor. O efsane. Efsane bir fotoğraf. Yani hani Taeyang'ın albümün çıktığı anda hani en çok kullanılan fotoğraflardan biriydi ki hakikaten güzel fotoğraf. Buradaki şapkasının... Burun karıştırılabilir. Sepstik'in benim olması. Onunla burun karıştırmaya çalışıyor olmam. Zaten pembe sepstik benim olacak hali yok bize. Pembe sevenlerden özür diliyorum. Bu fotoğrafları... O sağda niye solda? Sağ. O sağda solda niye? Solda niye? Çünkü sağ yani. Sağdadır, sol soldadır. Bu hayattan bıkmış. Değil topiye mi? Verememiş ben yani. Topiye verememiş. Evet, şu fotoğraf. Topiye verememiş. İlayda'nın topiye veremediği. Topiye verememiş ben. Temsili. Öyle çıktım. Ondan sonra... O zaman ben de GD'nin Crook klibindeki tuvalette ağlayan. O da benim. Topiyi verememiş evet. Bu hakikaten güzel. Ya evet ya. Şu. O zaten ensesindeki dövmeye. Evet yani. Artık ensesinden omuzlarına taşan. Dövme. Burada derisi yetmemiş ayak şeyin, şapkasının. Delikli olmuş o yüzden. Tesadüf. Baba esprimi yapman şu an. Babamın esprisi yani. Evet biliyorum. Ama olsun bunu yapmasaydım ölürdüm. Senem'in bu hangi kas grubuna kas giriyor, grubuna giriyor yani, dedi. Çünkü başka insanlarda yok benim gördüğüm kadarıyla. Bence de yok. Ama yok yani öyle bir kas. Adam İkinci var. Sırt falan var adamda kas diye. İşte evet. Dövmeye hastayım ya. Evet. Yani. Kurban oldum. Böyle yani. Şu son fotoğraf çok iyi. Bir siyah olan. Böyle. Bu. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Stikeri koy, stikeri. Stikeri koy, stikeri. İlayda çok dikkatli bu konuda. Stikeri koy, stikeri koy. Albümü de koy, albümü koy. Albüm audition şey seçin de mi? Evet. Gideceğiz çünkü oynayalım. YG'ye ben audition'a gideceğim. Git. İlayda orada bir şey çalıyor. Şöyle söyleyeyim, sakın hani böyle saftörlük yapıp da Malezya'dan, Endonezya'dan falan albüm hani aman getirdiğim almaya falan en pahalısı oralarda satılıyor. Çünkü kendi grupları Malay, Pop falan ünlensin diye acayip yabancı K-pop'a felaket vergi uyguluyorlar. Sakın oralardan almaya kalkmayın. Benden uyarı olsun. Ondan sonra Yasasya'dan aldım. 9.99'a aldım. Lira mı? 999 dolara aldığım Big Bang yüzüğümü de göstermiş olayım. Müsiiiif. Aldım bir başka albümü şimdi göstereyim. Yok. Hadi bunu da ileride göster. Black Be Her. İleride göster. Tamam. Şimdi buna i̇leride aldım. Aldım. Bunu bir dakika ne kadar aldım söyleyeyim bir saniye. Çaktım ama ben bunu şey yaparken sonra gösteriyormuş gibi. İşte bu. Açıyorsunuz, posterler var burada, albüm fotoğraf var. Fotoğraf var. 25 dolar almışım. 25 mal dolar. Bunlar. Mal bunlar. Evet, şimdi bunun foto boku komik oluyor. İstediğiniz yere sokabilirsiniz. O şimdi albümün nerede olduğunu ben bulurum. Şu fena yerlerime sokarsan bok bulursun. Evet, bu yani bu eğlenceli bir fotobook. Yapmışlar. Bu arada hakikaten yani teyze işlemeleri. Şu dokusu. Teyze işlemeleri. Dantel atmışlar herhalde üstüne. Göstereyim. Bir Zico göstereyim size. Ziyak. Hani hakikaten örgüleri benden, beni benden almış. Bir erkekte örgü sevebileceğimi hiç düşünmemiştim. Taeyang. Taeyang'ın yani şu fotoğrafı Senem'e adıyorum. Hangi? Şunu. Ya buradan olduğumun insanısın ya. Ya yani bir tek evet lensleri beni rahatsız etti. Ciko ya. Onun dışında.
Üstüne oturma İlayda, üstüne oturma. Yok, yatağa oturdum. Yatağa oturdum. Yatak güzelim. Teyille. Ziko. Değil mi teyil bu? Tam değil. Teyil. Ben takyomla teyili karıştırıyorum. İkisi de minik. Minik olduğu için. Minnan çok... sarısı. Bu fotoğrafa hastayım. İkisinin kafasının kocaman olsun. Koca kafalar, koca koca kafalar. Çok koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafama bakma. Nasıl doğdu? Bu arada... Bu şey, bu special edition'ın içerisinde bir DVD var. O DVD'de bu fotoğrafların nasıl çekildiğinin kamera arkası var. Oo, onu izleyeceğiz mi? Tabii. Ondan sonra neyse. Yalnız öyle bir dedi ki tabii. Mini harbi. İzlersin al gibi. Tail. Bunlar burada hiç çıkmamış. Ha, çıktı. Tail. Tail'in bu fotoğrafını anladım. Şu fotoğrafının neden böyle çekildiği benim için soru işaretidir. Pia yazıyor. Onun dışında zaten Tail ile Ziko çok eskiden bir arkadaşlar. O yüzden böyle fotoğraflar çekilmeli. Beni pek şaşırtmıyor. Alışverişe çıktılar. Büyük olasılıkla Ziko almış. Tail. Ben olsa ben de Ziko'yu alırdım. Neyse. Güzel pembiş pembiş fotoğraflar. Tail hakikaten çok kısa değil mi ama? Benle aynı bu. Hakikaten çok kısa. Selfistik kadar. Pembeli. O servislik kadar olabilir harbiden yalnız. Pembeli. Söyleyeyim. Çünkü senden kısadır büyük olasılıkla o. 1.58'im ben. Gerçekleri. 1.55 değil mi o? Bilmem. Öyle bir şey. 1.55 mi? Oha o ne be? Evet adam cüce. Ne var senden 3 santim kısa yani. Olsun. Şöyle göstereyim. 3 santim. Oh elimi gördün mü? Elim servisliğe sıkıştırıyor ki insan. Ceo. Ceo'yu sonuçta da Ceo otellik markası geliyor. Evet. Ay. Gördüğünüz ay. Üzere. Çok fena. Bu fotoğraflar. Park Chung'la Ceo. Aslında bu albümde Best Reason çıkacağını anlıyoruz. Çünkü fotoğrafları hep o üçünün bir arada. Diyorsun. Evet. Bu fotoğrafların çekimleri hakikaten çok komik. Bu arada. Burada bu tişörte bayıldım bu arada. Bunu da söylemem lazım. Şu tişörte. Güzelmiş. Hani daha komik burada boyun olması ve onun o kadar olmaması. Evet ama yani. Sarı saç yakışmış yani onu söylemem çok lazım. Çok beyaz ama çok da şey. Çok tatlı duruyor. Ya, tatlı çok ama çok vampir gibi değil mi ya? Yerim. Yer. Ben yiyeceğim. Sen neyine ne yiyorsun ya? Evet, sen neyine? Sen... Yalnız burada... Sen legal misin kızım? Ceo'nun... Ceo'nun sanki şurada... Yani romenmiş. Yani romen. Şu romen bir sahne yani. Abi garibim ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Şeklinde. Sonra... Karaoke yetmemiş. Abi o fotoğraf efsane ya. Şu fotoğraf. O çok efsane ya. Ya hakikaten güzel fotoğraf. Küvette. Çok tatlı. Onun dışında hepsinin kafası birbirinden büyük küçük olan. Kafalar. Küçük küçük kafalar. Burada gördüğünüz gibi Best Reason üçlüsünü görüyoruz bu arada. Bu albümde hep böyle bir üçlü var. B-Bomb. Sek sek devam et. Yok takviye koyuyor. B-Bomb. 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 Ay kurban olduğundan insanı nasıl yaratmış Allah. Bibon. Gördün. Bibon. Güzel fotoğraf. Aldığı için. Bibon fotoğraf. Saati niye... Zamanı var. Ay. Besters. Abi. Besters diyorum. Abi. Besters diyorum. Yani hakikaten grubun... Hani, saçlarını yediğimin insanından biraz bahseder misin? Evet, Yukon oluyor. Kwon. Yukon'un saçları. Hakikaten ayrı bir yaratık yani hani. Pio, kurban oldum. O zaman makneye geçelim. Pio! Bu nasıl makne? Makne değil yani, makne olmuyor. Maknelerde bir sıkıntı var zaten. Chanson olsun, Pio olsun, ondan sonra cırmak.
Chanson olsun. Sıngri olsun. Yok sonra cima şey var bir de. Neydi o çocuğun adı? Yukyum var mı? Chanson olsun. Chanson olsun. Bu fotoğraf muhteşem bir fotoğraf. Bir de şey vardı. Hang Chanson var bir de. O efsane zaten. O efsane. Ama seni tanısa sever seni. Beni tanısa çok sever Chanson. Ya bu fotoğrafları hastayım çünkü chill yapmışlar. Evet chill'li çok ve tatlı. Hakikaten çok şeker. Ama şey var ya bir tane şeyin makresi var ona da yapsalar çok yakışır. Hani tuz yem diye bir şey. Chanson. Evet. Ondan sonra efendim. Ve evet. Senemin Yukon. Yukon. Guare ile beraber de biliyorsun. So what? Geçmiş zaman eki kullandığını hatırlatırım canım. Ayrıntılar galiba değil mi? Emin değilim ama. Herkes çıkar, iğrenç şeyler var. Çıkar ayrılır. Neyler var? Bu arada ileride kendi içine söylendi. Guare muhtemelen çok iğrenç şeyler var dedi. İnsanlar çıkabilir, ayrılabilir, evlenebilir, boşanabilir. Yani her zaman şansım olduğunu düşünüyorum. Ölmedikleri sürece diyorsun. Yani onu da deneyim. Ben de enerjiden düşmediğim sürece. Bu fotoğraflar... Ben selfistikle düzelim ilişki yaşıyorum burada. Yani şöyle bir kilidin olsun ve kilidinden bakan, gözetleyen insanlar olsun. Normalde dersin ki bu insanlar beni sapık. Niye gözetliyorlar? Sapıklar mı? Ama bunlar gözetliyorsa sen dersin ki niye... Hatta sapık olurlarsa bir teşekkür bile olabilirsin yani. Evet. Biz normalde bu kadar arsız insanlar değiliz. Ama albüm konusunda arsızlaşıyoruz. Böyle bunlar şeyler son fotoğraf da bu. Evet. Onları açma, onların aynıları albümlerde var. Sadece böyle böyle... Büyükler. Böyle, bunların hepsinin farklı... Memberlerin, bütün memberlerin. Üyelerden var, böyle böyle. Posterleri var. Böyle böyle. Evet. Hepsi albümün içinde olan fotoğraflar. Evet. Yani special edition aldığınızda böyle oluyor. Evet. Kendisini seviyor. Bunlar da CD. CD'leri. Evet. Kim var rica edeyim? Ne? Şima. Ver. Sıkı. Ne katmış? Şima nerede? Şima yok. Bir tane fırlatırım şimdi. Şima hadi. Yok. Hadi. Yok. Hadi. Teyango ver. Teyango var elimde. Teyango. Parlaklığı ışıldıyor. Al gırdın gırdın. Aksiyon uçtu. Nasıl? Gizlemiş arkadaşlarınızdan CD'yi ararsınız. Çıkar sırtındakini. Çıkar. Senin sırtında bir kamburluk ya, başladı sana herhalde. Ya oraya destek kodular. Kemik şeyin çıkmış. Kamburun çıkmış senin. Kare şeklinde ama kamburu. Yani bir enteresan. İlay da bundan sonra fotoğrafları fotoğraftaki fotoğrafları İlay da gösterecek. Arkasında ben göstereyim. Böyle. Bu adamlar bu albümde fotoğrafa çalışmışlar. Yani öyle söyleyeyim. Ansiklopedi şeklinde. Maydan la Rus'un Şimarırız kulağım. Tupi'ye minki daha kalın. Diyorsun. Çok böyle... manidar oldu. Mektupla... Aç, benim kadar ben nasıl göstereyim? Mektupla falan var burada. Mektupla falan adamlar var. O kadar şey yapmışlar ki yani şarkı sözleri yer kaplar. Ne gerek var diyerek. Böyle bir şey yapmışlar. Öyle bir şey yapmışlar. Burada üyeler var. Burada şarkı sözleri var. Şimdi bir dakika. İlayda. Canım, şunu alayım. Efendim. Ne yapıyorsun? Kendi kameramın açısına giremiyorum. Bunlar Şinva. İlayda. Sağ baştan say evladım. İlayda, Şinva'nın yeni jenerasyonu. Bir dakika, isimleri yazıyor mu? Yazıyor. Şinva Çancı'nın yeni jenerasyonu İlayda. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İlayda. Hasan, Erik, Mino. Dur söyleyeceğim. Donvan, Andy, bu da... Can. Aferin kızıma. Aferin. Geçti. Aferin. Vallahi. Ayam Çingu TR'ye hoş geldin canım. Ayam Çingu TR'ye girerken. Mektubu çaldım. Mektubu çalmadım. Burada mektubu çaldım. Çalmadım. İleride burada duruyor. Şurada duruyor işte. Isıtıyor. 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 Sıcak daha güzel. İleride sıcak. Bak bak tüm hoşlandım. Sıcak sıcak yeriz. Ay düşüyorum. Oğlum da yayları... Evet, farkındayım. Böyle açılıyor siyah sayfayla ondan sonra dadan diye böyle bir sürü oturmuşlar.
Minun'un boyu yetmemiş tabii yine yavrum. Eğilmiş bak hepsi tam oturmuş. Minun burada poposu yarım. Burada. Ama doğru arkadaşlar. Şurada doğru hepsi ya. Oturuyor. O da benimle aynı boyda zaten. Ay, çok güzel fotoğraf. O mektuptaki fotoğraf bu da. Hakikaten güzel fotoğraf. Mektupta kalmış. Mektupta. Mektup. Pepepe. Minun'un dudakları. Önemi gösterme de. Böyle Minu'yla açılış yapıyorlar. Ya herhalde. Hakikaten çok güzel böyle, fotoğraf. Yani böyle. Hiçbir fotoğrafı kötü denilemez yani bu albümde bence. Bu fotoğraflar zaten. Böyle. Bunları büyütüp odaya yazacağım Senem. Ya şu Minu'yu var ya çok fena çekmişler. Sonra Erik geliyor. Evet zaten adam adamın değil. Adam Davut heykeli olarak kaldı zaten bizde. Bence de. Michelangelo mu yapmış? Michelangelo yapmış bence adam. Ya Allah'ın çok güzel bir eseri diyeyim. Maşallah de maşallah. 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 Allah sahibine bağışlasın. Burada Sancin geliyor. Biz oluşsak bağışlasın tabii. Böyle ondan sonra Sancin hastasın. Oy! Çok güzel fotoğraf geliyor. Arkadaşım ya. Kırdın. Burada da doğan geliyor. Şinal, kırdın. Yani favori fotoğraflarım var. Kırdın. Hesap geliyor burada. Evet. Kırdın. Ondan sonra Cümendi geliyor sanırım değil mi? Evet. Ondan sonra... Makne 30 yaşında. Hala indi. Bundan sonra Şin oldu. Yerim lan bunu. Lazım yerim kız. Orada İlayda öldü. İlayda bana pis pis bak. Ben bunu sevgi gösteriyorum. Bunu dinle. Böyle bir müteyit. Elimde Şin var diye kendine güven veren Gizem'e ne var? Artık güvenebilirim. Beni Mino'yla dövdü. Gizem susturmak istiyorsan bunu döndür. Ay. Can. Çok yakışıklı adam. Çok yakışıklı adam. Uzun bir de. Allah Mino başımıza gibi başımıza. Doğan. Mino kısa çünkü. Hatta 60 falan mı o değil mi? 67-68'di bence. Bu da Hesang'ın bu albümde Hesang bile hoş çıkmış dedin Hesang ya. Bile evet ben Hesang'ı ben Hesang'ı seviyorum. Şino'ya göre bana Hesang çok yumuşak hatlı bir yani yanlış anlaşılmasın dedim. Yumuşak demiyorum adamı. Yumuşak hatlı. Yoksa geliyor. Hesang kim yumuşak kim yani? Ama bu albümde hakikaten çok hakikaten baş. Ay kurban olduğumun patronu Tintin. Evet. Patron. Yaz burada bir tek Hesang'ın ağzında şeker var. Değil mi? Şeker görmedim. Hesang'ın ağzında şeker var. Alalım onu. Ondan sonra bu da... Erik'in bu fotoğraf inanılmaz bir fotoğraf. Beautiful Spidey şey saçı gibi. Bak ya. Saçı kızıl. Ve hakikaten çok güzel fotoğraf. Adam saçlarına gar düştü. Hakikaten heykel gibi yani. Hakikaten heykel. O Cancin. O Cancin. Evet, o net bu Cancin. Kesin Cancin. Cancin zaten... Evet. Donla. Ya ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Evet. Geliyor. Hala Doğma. Doğmanın yani hakikaten Doğmanın sert bakınca sert bakıyor. Hayır. Adamın neden oyuncu olduğunu anlıyorsun. Çünkü hani böyle... bakıyor. Evet. Ha bu da Hesan ağzında şeker var. Bakmıyor. Doğman bana bakar. Şeker. Evet mi? Şeker var değil mi? Bir tek Hesan'ın ağzında şeker var. Alırım Hesan bir daha. Çıkış yapacak. Hesan sola geliyor. Neden olduğunu ben çözemedim. Onun mutlaka bir şeyi vardı. Sola geliyor Hesan. Şeker ben dedim. Belki çekimlerde. Neden? Zaten benimle yap. Görmüyor mu? Hani şey
Çok iyi espri yaptım. Bu çok iyiydi. Hala resim. Cancı'nın saçı erik olmuş. Evet. Ya da erik saçı Cancı'nın. Bu mu? Hesan. Cancı değil Hesan. Hesan. Aman. Hesan i̇şte kızım. Aklım Cancı'nda kaldı. Endi işte. Yine çok güzel grup. Azıcık dinlesenize ya. Evet hakikaten ya. Vallahi çok iyilerdir. Vallahi. Öyle böyle değil. Bak adamlar boru değil. Hiç ayrılmayan en uzun K-pop grubu. Uzun derken boy olarak değil. Mini var çünkü olmaz. Çünkü Erik burada yatmış. Kocaman yatmış. Kocaman Erik hakikaten uzun. Mino işte. Mino'nun çok güzel fotoğrafları bunlar. Ya bu ne ki ağzını burnunu kırasın. Çok güzel fotoğraflar bunlar yani. Ya o kadar ciddi bir albüm yapıyorsun ve sonra böyle burada Erik fotoğraf. Çok güzel fotoğraf. Senem öldü. Ya çok güzel. Bu kadar ciddi bir albüm yapıyorsun ve şu fotoğrafları koymuşlar. Sonra damanına cancın geliyor. Hakikaten çok komikler yani. Hakikaten çok komik yani. Şina! Bismillah bir şey gördüm. Ne gördün? Ah! Cancı'nın bu fotoğrafını delirdim. Seve dedim ki yani iki, bu albümde iki fotoğraf almış oldum. Çok yanlışmıyor bu. Ve biri de bu Donga'nın fotoğrafıdır. Onunla da yakışırım. Bak. Çok güzel fotoğraf. Yani ağlamak üzere bak. Falan. Ağlamak üzereyken falan çekilmiş bu fotoğraf. İşte beni gördü çünkü hakikaten gözleri doldu. Allah'ım dedi bu nasıl bir güzellik. Aşık oldum dedi. O ara baktılar dedi. Ya baktı. Geri zekalı var ya. Salak. Ya of öleyim mi? Yatağım çarşafı şey oldu. Ben ölürken. Fena zorlu. Çarşafı düzeltmeye çalışıyorum. Ben orada yatacağım. Ben çarşaf güzel. Güzel yatacak burada tamam mısın? Git. Ben de senin yatağında yatarım. Ondan sonra yatırsın. Sen de yatağında. Ailenin yatağına gidelim. Burada yatak çok. Endi. Endi'nin de fotoğrafı güzel. Endi güzel. Evet hakikaten yani. Çünkü Endi güzel bir adam. Ondan mütevellit olsa gerek. Yoksa güzel olmayan... Bu çok güzel. Bu tişörtlerden hakikaten bu çok istedim ama bulamadım bir türlü. Yaptırız. Bastırırız aynen. Evet bastırmak lazım yani şöyle CC olmak. Ondan sonra mini zıplıyor hopluyor popo gösteriyor burada. Kendime. Spiderman olmuş. Yok çünkü Senem put demek. Put'un İngilizcesi ne? Idol. Idol. Burada ben bir idol'ım. Erik kameraya sığmıyor falan ya. Ama Erik bayağı. Erik sığmaz uzun o. Burada kaldı. Uzun işte. Uzun. Kaç olduğu önemli değil. Uzun mu uzun? Ay. Burada yani sen mini olsa sana daha da yakınlaştım. Canım. Burada karakterine en uygun takım elbiseyi yani herhalde Hesan'tır. Hesan ne gibi? Çiçekli. Bu ne giymiş? Say giymiş bu böyle. İlayda ilk önce bakın. İlayda sen önce kendi üstündekine bak. 18 yaşındayım daha. Ama ama üstündeki benim ben de 26 yaşındayım. Evet. Ondan sonra evet Hesan. Bu Hesan yani. Hakikaten çok karakterine uyan bir kıyafet yani her taraf çiçekli bir takım elbise. Sen nasıl oturmuş? Ne işte? Al direkt kendisini ne? En geldi. Direkt kendini al. Rahatta olan Şina'yı ben al. Direkt kendini al. Ondan beni alsa daha. Şin komu sen satın al. Olur. Ondan sonra siyah çok sayfa, manlıklı. Siyah, ondan sonra CD. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Vallahi hiçbir şey değilmiş yani. Buna kaç para verdin diye sorarsanız, bunu ben... evi sattık biz onun için. Söylemeyin diyeceğim ama normal... Benim evi... yatağı sattık o yüzden bazası... Bazası mı oldu? Bazası altı. Bazası hayır, bazayı sattık. Ona para çıktı yani. Normal edition'ı 25 dolar mı ne ama bu special edition 55 dolar yani 100 dolar da çıktı kanka. 160 lira civarı bir şey belki yok daha fazladır. Ya. Ben ikisine yani bu yüzük Block B'nin albümü ve buna 220 lira verdim.
kargo parası yok. Çünkü 39 dolara esas ya da geçtiğiniz anda kargo parası ödemiyorsunuz. Bir albüm aldın mı kargo yok yani gibi. Değil mi? Ortalama. Ortalama yani. Yani çok eski albümler falan. Çünkü diğer... Veya şu an durumu belli olmayan gruplar falan olduğunda düşebiliyor. Ama falan. Benden size tavsiye... Şimdi Big Bang için onu yapamıyoruz tabii. Big Bang'a kaç para isterlerse vereceğiz ama... Hani böyle eski albüm falan almak isterseniz bence yani... Diyelim ki 2PM seviyor. Shipjom Manjom'a Shipjom albümü yok. Var. Yani hayır canım yani. Diyelim ki yok. Var. He. Mesela gidip onu almak çok doğru oluyor çünkü küçücük yani fiyatları. Gerek yok, ikinciye ne gerek var, var. Ya da ne bileyim, ne bileyim yani mesela special edition değil de normal edition alırsanız da şey oluyor ama... Niye zaman, special edition varken niye normal? Fotobook'u şey olmuyor, para neticede. Şöyle. Para nedir, kazanılır. Tabii. Kazanamadı falan. Kazanamadı. Yani böyle. Bakınız bunların hepsi hediye. Hediye. Bunlar hepsi... GOT7'ı çalmışlar. GOT7'ı çalmışlar. İlayda. Ben çalmadım. Kim ben çaldıysa de çıkarsın GOT7'ı. Üstüne mi oturdun? Üstüne otursan bağırırlardı. Ben bir şey yapmadım valla. Bir sana şu. GOT7'ın kayıt. Oldu. Adamlar isyan mı etti kaçtı? Katla var. Araya mı girdin? Sen burada seviştin mi bunu? Bundan sonra kayboldu o halde. Var. Koltuğun altına da. Anahtarı da koltuğun altına kalıp çünkü genelde. Orada mı? Ya şapşal. Nereye gidiyor? Bunlar hep hediye. Paraya gerek yok. Koreli arkadaş edinin sizi seven. Sizi seven. Türk de olur. Bak bunlar hep Türk. Bu hep Koreli. Sizi seven Koreli arkadaş ya da sizi seven Türk arkadaş bunun hediye etsinler. Ya benim... Bence en kısa yolu bu yani. Hani albüm alacaksanız tavsiyem biraz beklemeniz ama bekleyemeyeceksiniz. Dolar bir düşsün. Ben bayağı... Oh! Ne yapıyorsun? Yani kafa yedim ben galiba. Topikten de geçemedik. Hani eğer... İlla hani albüm alacağım ama kargo ücreti çok koyuyor derseniz yasasından almanız iyi. İlayda şu anda gitti K-pop albümler. Albüm çalıyor galiba benden. Sexy, sexy Free single'ı aldı şimdi. Bak, 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 bak. VIP'yi aldı. Sonra böyle yaptı. Açtı, açtı onu, açtı bir de. Bir de açtı. Bir de açtı, bak hala açıyor. İmçan. İmçan evet. Beğenemedin mi? Kime vurdu? Topik ya. Ha, tamam, topiğe vurabilirsin. Topikse bir daha vur. Hah, eyvallah. Yani böyle işte. İlayda. İlayda sen benim videoları izlemiyor musun kuzum? Hayır. Şimdi gördü albümleri. Evet. Senemle benim size tavsiyemiz sizi seven arkadaş bulun. Shinma'yı sevin. Değil mi Senem? Evet. Bakın İlayda daha 17-18 yaşında köpecik bir çıtır. Ama o da 30 küsür yaşlarındaki acuşileri seviyor artık. Neden? Oppacuşi. Çünkü oppacuşi. Ama İlayda'ya acuşi. Acuşi ya. İlayda'ya acuşi. Bizine yolluyoruz. Opacuşları seviyor. Neden? Çünkü onlar sevilir. Yani 12. albümü bu grubun. Hiç ayrılmadılar. Hala beraberler. Çok iyi insanlar onlar. Bu arada şunu söylemem lazım. Super Junior kaza yaptım da Şina'nın menajeri aradı ambulansı biliyor musun? Ya. 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 Bu arada Teen Top'un patronu Şina'da. Biliyor musun? Ya. Ya. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Shima Turkey yanılmıyorsam. Evet. Çok iyi bir çalışma yapıyorlar. Ben ona hakikaten inanıyorum. Gerçekten çok hızlı cana çeviri yapıyorlar. Ayrıca Shima Broadcast'ın tüm bölümlerinin Türkçe altyazısını yaptılar. Ölürüm. Eğer ölürüm. Eğer gerçekten Shima'yı tanımak istiyorsanız Shima Broadcast kesinlikle izleyin. Yani ben sadece Senem'in Dreamhack'la yaptığı bir tıklamayla gittim Shima Broadcast'ı tıkladım ve hakikaten dünyanın en çok eğlendiğim
variety show'larından biri kesinlikle oldu. Kesinlikle yani. Gerçekten bugüne kadar yapılmış en eğlenceli ve en doğal eğlence programı. Evet yani böyle. Yani Şina sevin sevmeyin gülersiniz yani. Aynen. Hem de anıra anıra gülersiniz. Aynen. Yani. Annem benim öldüğümü sanmıştı çünkü çok gülüyordu. İlayda kamerayı elleri anlatmıyor yani içine konuşuyor İlayda. Öyledir İlayda. öyle. O zaman bu kadar. Bu kadar. Anya. Güzel. İlayda bunu sallıyor. Al bunu salla. Bakışa bak. Anya. Özür dilerim. Anya. Görgüsüzler abim olmuş böyle ayrılmışlar. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!